Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi şebap konusunda uzun zamandır videomuz yoktu. Müthiş kuşlar, kaliteli, gösterişleri güzel. Hayvanlara nasıl keyifle bakıldığını ben burada görüyorum. Sizlerle şimdi paylaşacağımız şebap kuşlarına hep birlikte bakalım. Özelliklerine hep birlikte bakalım. Önce değerli abimizi bir tanıyalım. 38 yaşındayım arkadaşım. Bursa'da Kapalı Çarşı'da esnafım. İsmim Murat, soyadım Ömür. Uzun zamandan beri şebap kuşuna hizmet veriyoruz. Keyifle besliyoruz. Zevk aldığımız bir güvercin. Görmüş olduğunuz gibi keyfimize de biraz düşkünüz biz Şöyle bir şebapçılar olarak. gösterelim. Şebapçılar olarak keyfimize de düzgünüz. Böyle bir alanla hem kuş muhabbeti yapıyoruz hem de keyfimizi yapıyoruz. Kuşlarımız da böyle bu Şimdi şekilde. sizde her kaliteli kuşta ya da her kalıplı kuşta bir isim olur. Evet. Kuşlardaki mesela bu kuşun adı ne? Benim bu kuşumla Yusuf diye bir kuşumuz var. Koca Yusuf diye. Zamanın en yüksek değerde satılan bir kuşuydu. Koca Yusuf. Evet, Koca Yusuf. Onun oğlu bu. Direkt oğlu. Arkadaşlar bu arada Koca Yusuf'u duyunca onu rahmetle anıyorum. Eyvallah. Daha ölmedi Koca Yusuf. Ama şimdi He, şöyle esas Koca Koca Yusuf'tan. Yusuf'u rahmetle anıyorum. Hikayesini Evet. bilenler var mı bilmiyorum. Az çok Ama biz de biliyoruz. Türk geçmişinin en büyük ve en iyi Evet. güreşçilerinden bir Evet. tanesi yenilmez güreşçi. Evet. İsmini Bu andın, çok güzel kuşumuzun isim vermişsin. eyvallah. Bu kuşun babası da Koca Yusuf'tu. Bu da bizde kahve bilezikli. 4 yaşında bir güvercinimiz. Damızlık güvercinimiz yani. Bu kümesin Fedailerinden. vazgeçilmezlerinden. Şimdi şu an bunun eşi kim? Mesela hangi tarzda bir kuşla eşliyorsun? Şimdi damızlık kuşlar çok önemli benim Evet. bildiğim şebapta. Anne baba Evet. kimin altından kim gelecek? Bunlar Bizim şebap güvercininde her zaman üstüne ısrarla bastıra bastıra söylediğimiz tek bir konu var. Soy. Atası olmayan ötesi olmaz arkadaşım. çok güzel dedin. Ağzına sağlık. Gerçekten öyle. Şebap kuşu da içindekini veriyor ama bağdaştığı damarlarla veriyor. Bu da babası gördüğümüz Koca Yusuf'un oğlu dediğimiz kuşu Almanya'ya satılan Midyatlı bir erkek var. Ben bu kuşu duymuştum. Evet. Midyatlı herhalde yeni değil ama bunun mağazası değil Değil. mi? Midyatlı dediğimiz kuş zaten 12 yaşında falan yani yaşasaydı şu anda 12-13 yaşında olurdu yani. Ne kadara satıldı merak ettim. Midyatlı Koca Yusuf zamanında döneminde 100 milyara satıldı. Koca Yusuf 100 milyara satıldı diye de Midyatlı'nın sahibi arkadaşımız dedi ki Koca Yusuf bu paraya satıldıysa Midyatlı dedi ondan daha pahalıya satılması lazım. Talip olan arkadaş da tamam arkadaşım dedi 100 milyar 100 milyona satıyorum. 100 milyar 100 milyon. Evet. Midyatlı. Bu aynı zamanda anne başı da Midyatlı'nın kızı. Babası Koca Yusuf, annesi Midyatlı'nın kızı. Vay şey o Evet zaman bu ta ata tam kan bankası. oturmuş. Evet. Hattı Şimdi çok iyi. tüydeyiz. Şu an diledik. Bir de eşini de getirir misin Ama tüyde kardeşim? olmasına rağmen Nazo. hayvanın Ya paçaları şöyle. kırık şu anda. Aynı zamanda yavruya kusuyor. Yani bir yavruyu daha yeme düşürmedi. Diğer yavrusu çıktı. Ona bakıyor şu anda. Böyle bir güvercinimiz. Emeğine sağlık gerçekten. Teşekkür ederim. Maşallahı var. Bu gelen de yine Midyatlı'nın torunu ağzı ıslak zaten. Altında yavru var. Bu arada kardeşimi de bir tanıyalım. Osman. İsmim Osman Tekdemir. 30 yaşındayım. Sanayide CNC işiyle uğraşıyorum. Bu da bizim hobimiz aynı zamanda. Şebap kuşu besliyoruz. Abimle beraber. Maşallah. Hadi bakalım. Bu da şimdi Bu da Yusuf'un kızı, şey eşi. Bu da Midyatlı'nın torunu dediğimiz kuş. eh maşallah. Yürüyüşe bak abi ya. Adımlara bak. Bunlar biraz üzgünler. Yavrularını yeni yeme düşürdü bunlar. Daha düşmedi hatta şurada tel dibinde duruyor. Aynı zamanda da küçük yavruları var. Bir haftalık da yavruları yine var altlarında. Aynı çalışan kuşlara. Evet. Zaten ağızları ıslak kuşlarımızın. Çoğu arkadaş kıyamaz yavru baktırmaya. Evet. Ama iyi bir damızlıkçı ne zaman yavru alacağını, ne kadar yavru alacağını iyi bilir. Kesinlikle öyle yani. Bir de bizim şebap güvercinine aslen ne kadar yavru baktırırsan o kadar iyi. Yani Sağlıklı olan bir kuşa kendini kusturacaksın. yapacak. Tabii yani. Kelleği, boğazı Tabii daha iyi kesinlikle. tamamlayacak. Şimdi ben bunlara yavru baktırmasam boğa gibi gezerler ortalıkta.
Ama ne var? Yavru baktırıyoruz, içini boşalttırıyoruz, sonra ayırıyoruz. Hazır hale geldiklerinde zaten o içindeki özelliğini gösteriyor bizim kuşlarımız. Emeğine sağlık. Başka nelerimiz var? Hani şöyle, arkadaşlar şöyle merak ediyordur. Şu an sırasıyla hem Türkiye'de gösterelim. Gezen zaten bir cesur damarı dediğimiz de var. İşte atıyorum bir Erzurumlu dediğimiz. İşte atıyorum bir Atilla dediğimiz. Yani bu kuşlar da yine işte Koca Yusuf, Midyatlı, bunlara hepsi aynı damar üzerinden dağılan kuşlar. Yani kardeşleri farklı dişilerle çalışıp kişilerin bu damar böyle bir damar olarak isim taktığı damarlar. Şimdi bunlardan şöyle bir şey yapabiliriz. Bunları al güzel kardeşim. Bunu da al istersen. O hemen yanındaki Erzurumlu torunu olan erkeği de getirebilirsin. Erkek bayağı yoğun tüyde olmasına rağmen fiziki yapısı çok güzel. Ferhat'cığım şöyle güzel. Bir şey var. Kuşlarımızda eksikler var. Evet, kemik yapıları, anatomileri, stilleri çok güzel kuşlarımızın. Ama kürenk kuşundaki en önemli şey renk. Adı üzerinde. Kürenk. Renk olacak. Bizim bu kuşlarımızda yok ama atasında olduğu için şu anki biraz önceki takımda ne yapıyoruz? Bir ümitle bunları ver abicim bir dakika. Bunlara hizmet veriyoruz. Bu da onlardan mesela renk olarak şimdi videoyu izleyen arkadaşlar bu da çok tüyde. Renk aralığını anlayabilirler yani burada baktıkları zaman. Kuşun rengini fark edersin. Bunun kürenkliği yani kürenk şebap kuşundaki renk özelliği az önce kaldırdığımız kuşlardan daha iyi. Maşallah. Harbiden göz alıyor. Sana zahmet Antalyalı erkeği getirir misin sağ üstteki? Yavruya bak. Daha bu tüydeki hali bu hayvan. Bu tüydeki hali arkadaşım. Bu turuncu bilezikli. Biz şebapçılarda bilirsiniz bilezik takibi var. Turuncu bilezik. Her sene bilezik renklerimiz değişiyor. Bu da işte kuşa yeni giren arkadaşlarımız atıyorum ya da üstadlarımız ayıramıyorlar kuşların yaşlarını. Tabii zamanla yaş geçtikçe. Ama bilezik onu, rengine baktık tabii, mı? Tabii baktığın zaman yani bugün bir siyah bileziğin 2016 olduğunu, bugün bir tur şey lacivert bileziğin 2020 olduğunu hangi şebapçıya sorarsan sor onu gösterir. Bu da bu kuşumuz annesi şampiyondu. Annesi dişilerde. Evet, Erzurum'da. Festival şampiyonu. Evet, festival şampiyonuydu. Annesinin ismi neydi abi? Ben merak ettim. O annesinde şampiyon dişi diye kalmıştı. O dönemde ilk daha isim takmalar falan yoktu öyle. Bu da yine Koca Yusuf dediğimiz kuşun yine torunu. O biraz önceki oğluydu. Bu da torunu. Bu da Antalya'da Baran Kasım dediğimiz bir arkadaşımız var. Onunla kendisi çıktı. Ondan edindim ben bu kuşu. Bunun mesela renk tonu ve cilası diğerinden çok çok iyi. Ama iki kuş arasında kıyaslama yaptığın zaman kremli yani kürenge yakın vasıf olarak bu daha iyi. Bu kuş diğerinden daha iyi dediniz. Tabii renk olarak. Ama bugün omurga olarak zaten bu kuşlarda omurga çok önemli. Getirdiğim kuşların hepsinin omurgası birbirine yakın. Bunlar özel kuşlar. Yani benim kümesimdeki damızlık diye adlandırdığım kuşlardan birkaç tanesi. Arkadaşlar kuş sayısı fazla. Şöyle buraya bir geldi diye siz sanmayın. Ama biz normalde böyle iki tane de düşürmüyoruz. Çiftleri iki tane düşürüyoruz. İki erkek var şu anda masada. Sadece Ferhat arkadaşımıza ayrı bir sergi yapalım diye böyle getirdik. Yan yana düşürdük. Emeğine sağlık. Sağ gerçekten olsun. Gerçekten güzel hayvanlar. Bizlerle de aynı zamanda seyircilerimize paylaştığın için ayrıca teşekkür ettik. Şimdi farklı bir damar bir kuş getirecek. Osman arkadaşımız. Osman. Sendeki erkeğin babasını, orta kümesteki erkeği. O da mesela aynı zamanda kuşlara bakarken de kuş sağlığıyla alakalı da konuşalım biraz. Değil mi Ferhat'ım? Bence. Yani en önemlisi de bu. İçerideki kümesleri arkadaşlara videonun ortasında ilerleyen dakikalarda göstereceğim. İnşallah. Ben içeride hiç kırgın, üzülen, süzgün, düzgün kuş görmedim. Çok şükür. Çok şükür. Bu da periyodik bakım bizim. Bir de sevgiyle alakalı bile. Kuşu seveceksin. Kuş sevdiğini anlıyor senin. Sahibinin onunla ilgilendiğini anlıyor. Bu kadar diyor yani. Evet, al. Bende para var. Ben giderim bugün 500 tane kuş alırım ama bakmadıktan sonra onları beşer beşer kaybederim abi. Şahsım adına söylemiyorum bunu sakın kimse yanlış anlamasın. Ama adamda para var, alıyor, atıyor kümese. Yem suyla olmuyor bu iş. Ya ben onun yemini veriyordum. Ya ben bunun suyunu veriyordum. Ama senin vermediğin minerali, senin vermediğin vitamini. Kuş nereden alacak? Nereden alacak? Zaten kapalı kümeslerin içinde. Bizim şebap kuşumuz doğaya da bırakılmıyor. Bu da gerçekten çok değerli bir damızlık olan Atilla dediğimiz kuşun torunu bu da. Bu da ayrı bir
Bunlar beyaz olurlar mesela. Diğer Koca Yusuf damarı aslında kardeşler. Kuzenler birbirlerine. Ama bunlar biraz daha beyaz atar. Ama farklı dişlerle çalışıldığı zaman kürenk rengini verir yani. Maşallah. Taşıyıcı bir omurga vardır bunlarda. Şimdi kuştan ayıkmıyorum. Yani şebaptan çok iyi anlamam ama evet. Bu gelen kuş sanki şu an ekrana gelenler içerisinde en iyisi mi? Yoksa... Yani benim gözümde hepsi aynı değerde. Zaten soy olarak da bunlar benim kuşlarım, öz kuşlar. Yok, kemik yapısı, hattı, duruşu ne bileyim evet. Çok ilgimi çekti. Böyle koç yiğit bir duruşu var. 2019 bilezikli, kahve bilezikli. Yani 4 yaşında bir kuşum. Yavruluktan beri bende. Bunu da Ereğli'den getirmiştim ben. Süslü Murat diye bir arkadaşımız var. Üstattır kendisi de. Buradan ona da selam olsun. Selam olsun buradan, onu da analım. Güzel bir yetiştirici yani. Şebap, çok da sever. Şebap besleyen arkadaşları ayrıca takdir ediyorum. Eyvallah. İl il geziyorlar kuşlar için. Yani şöyle söyleyeyim. Dün Erzurum, yani bu sabaha karşı Erzurum'dan geldim. Ağrı Doğu Beyazıt'tan çıktık, Erzurum'dan geldik. Yarın da nasipse Urfa'ya uçacağız. Sırf kuş için. Tabii, yarın Allah nasip kısmet ederse Urfa'dayız. Böyle de bir zevk arkadaşlar. Evet. Bakın Bursa, Urfa çok keyifli. Hemen evet. Hemen 1300 kilometre falan. 1300-1400. Evet. Bana mısın demeden ya çıkacak. Sabah Erzurum'dan geldik. Yorgundan sonra da İstanbul'dan döndüm yani. Senin aradığında İstanbul'a gidiyordum. Dönüşte de seni aradım işte. Yarın da nasipse Urfa. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Yani bu erkeğe ne bileyim hasta oldum. Bu çok güzelmiş. Eyvallah. Allah bahtını açık etsin. Amin inşallah. Damızlık erkeklerimizden bunlar da. Çok güzel bir kuş. Bu biraz bu açık. Daha açık evet. Görünüyor. İstenilen o renk... O kolonda ama daha böyle tonajı daha bir dolu. Bu daha beyaza kaçkın. Bunun rengi hem cilalı, yani cilalı dediğimiz parlak, hem de yani kreme daha yakın renk. Yani bizim kürenk kuşunda olması gereken renk bundan biraz daha hani bal köpüğü gibi yani, anladın mı? Açacak diyorum. Tabii. Sessize alabiliyorum. Yani normalde bu da güzel, iyi bir damızlık ama o kuşun rengi bundan daha iyi. Kürenk kuşunda aranılan renk o. Sadece fizik her şey değil demek. Değil. Omurga olacak kuşta, sistem format olacak ama tabii renkle beraber birleştiği zaman olay bitiyor. Bunu birleştirmeye çalışıyoruz biz de. Birazdan yavrulardan getireceğim, göreceksiniz zaten. Arkadaşlar alın yapılarına bir bakın kuşların. Ben long face besleyen biri olarak şöyle kuşlarda hiç ilk böyle kelle boğaz ve alın yapısına bir bakıyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Bazı arkadaşlar long face dedim Ferhat'cığım, oradan esinlendim. Bir süsçüyüz ya, yanlış anlama. Bazı arkadaşlar işte süs kuşçularından da duyduk biz bunu. İşte şebap beslemeyen bazı, bu şebap güvercinini kürenk ve miski kuşuna long face sokulduğundan duyumlar aldık. Ben biliyorum ya. Ben 10 sene, 12 sene öncesinden biliyorum. Evet. Ama kimlere verdiklerini de sayabilirim. Ama şu var. Vermiş mi? Olabilirsin. O arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar. Ama bir şey elde edemezler. Ama başarı elde edemezler. Yani neticede her zaman konuşulan nedir? Bir kuş içindekini verir. Eğer bu kuşun içine long face girerse bir gün, hani oynarcılar diyor ya, posta çıkana kadar devam. Çıkacaktır. Aynı şekilde de bizim kürenk kuşumuz da, işte şebap kuşumuz da inkar ediyor. Başka bir kuşu kabul etmiyor. Ya illaki gelir. Ya da bir beş adam batum altından gelir, gene gelir. Ömür verecek, 20 sene uğraşması lazım. En kötü kuş kendini nerede belli eder zaten? Sen de bu işlerin içindesin, gözünden belli eder. Longlarda göz nasıl biliyor musun? İşte. Yani, tamam bunlar da çok güzel beyaz gözlü ama longta çaki gibi bir göz var. Ama işte o kuşlar birbirine girdi mi rengi karartmaya başlıyorlar. Olay değişiyor. Evet. Yani olsun, diyor, ben çalışan var. Çok arkadaşı biliyorum. Takılmak amaçlı söyledim. Eyvallah. Ama hiçbirinin o konuda bir yerlere varabildiğini olmaz, görmedim. Olmaz. Varırlarsa yani. Takdir ederim. Ferhat'cığım alimden alim, zalimden zalim yani. Bugün şebapçı bir adam bir kümese girdiği zaman, orada çapraz bir long face yavru gördüğü zaman bir daha onun bütün itibarı camiada biter. Bizim camiamız çok büyük bir camia. Bu camiada yani lekelenmektense bu kuşçuluğu bırakman daha hayırlı. Derler ki en azından Nirvana'da bıraktı ve gitti. Buradan sessiz alsın abi. Selam olsun. İstersen bir konuş abi. He, sen kesebiliyorsun değil mi? Ferhat'cığım bunlar da 2023 doğumlu. Yani yaklaşık 4'er aylık yavrularımız. Tam 4. aylarında. Arkadaki düz olan dişi, öndeki kepez olan bu arkadaşımız da erkek. Bunlar, aynı batum yavrular. Bunlar kardeşler.
Az önce long face muhabbeti yapmıştık, hatırlar mısın? Hatırladım tabii. İzleyince daha çok hatırlayacaksın, belki güleceksin izlerken. Bu kuşlarda zamanında kız dişi dediğimiz bir güvercin geldi Bursa'ya. Gözleri karaydı ama rengi harikaydı. Ben yalan konuşayım buradan, 7 sene, sen bana doğrula 10 sene olmuştur de. O dönemden, hani konuya girdikten sonra dedik ya, kuş içindekini döker. Evet. Bu arkadaşımız mesela dönmüş büyük 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 nenesine, gözleri karartmış. Ha, açar mı? Biraz daha açar. El alıştırır belki ama hiçbir zaman bunun gibi olmaz. Kardeşi gibi olmaz. Ama birebir kardeşi. Aynı anne babası. Birebir kardeş ama. Birebir kardeş. Aynı anne babanın kardeşi bunlar. Ne oldu? Soy soya çekti. Evet. Soy soya çekti. Şimdi kepez kuşumuz normalde kürenk, miski ya da mavi çakmaklı, şebap dediğin zaman bunların hepsini alıyor zaten bu karenin içine. Kepez kuşunu çok fazla tutmazlar. Neden? Yarışma kriterlerinde elenen bir kuş. Ama? Ama kuşumuzun da içinde olduğu için iki kuş, bazı kuşlar birbirine atıyor. Ama kuş da, yani şebap güvercininde kepez hatadır. Yani aslında affedilemez bir hata. Şimdi kuşumuzun gözü karadır, yarışmaya girer. Göz puanından düşük puan alır. Belki de hiç puan almaz. Ama diğerlerden götürür. Ama kepez kuşu puanlamaya bile girmiyor. O kadar mı ya? Tabii. Sert. İsterse Türkiye'nin en iyi şebap kürenk kuşu olsun, puanlamaya bile alınmıyor. Direktmen eleniyor. Ama bu çok yakışıklı olmuş ha. Sizin istediğiniz gibi rengi de açık. Harika. İşte dedim ya konuya girerken, bu da bu kuşlar ilerleyen günlerde eke tüylerini yedim bir de renkte geçilmez olurlar bunlar. Renk oturur ama... Evet. Murat abinin, savunucuların kırpık yavru var ya. Eller ayakları çok güzel olmuş ama bunlar maşallah. Bizim görüntü renk, olarak çok iyiler. Şebap üstadlarımız bizden. Biz biraz hazıra konduk Ferhat'cığım. Biz biraz hazırcıyız. Bizden önce çalışmışlar. Ciddi anlamda çalışmışlar. Bugün nasıl dedik? Miski var, kürenk var. Kürenk olmazsa miski olmaz, miski olmazsa kürenk olmaz. Bu bir gerçek. Daha önceden beslenilen kürenk güvercinlerinin elleri çok boştu. Yani paça teşkilatı, el dediğimiz paça teşkilatı çok boştu. Bunun içine miski malzemesi dediğimiz o çil miskiler var ya, evet, ayağı dolu, parlak tonajlı miskilere girerek, bir saniye arkadaşım, tamam, ben bir kuş daha getireceğim. Kim? Hanginin gelmiş? O işte. Az önceki konu... Hayır, gelmiş gibi ama gelmemiş değil mi bir tane? Hani demişti, Osman sen kuşlara dikkatli bakmıyorsun demek olsa, ki. O ne Osman? Soy. Topal dışı mı? Soya çekecek. Yok. Alanya'dan getirdiğimiz zaman. Bir tanesi. Ama gelmiş adam. Gelmemiş. Güzel olmuş. Ha, öyle mi? Beğendim ben. Şimdi burada... Yeni bir kuşumuz geldi. Bu da genç. Bu da yavru. Bu da bir 6 aylık bir yavru. Ferhat'cığım, bu da hani dedik ya, çalışılan kemerli kuşları, çalıştığımız kemerli bir erkek getirmiştim. Senin çok beğendiğin erkek. Evet, evet. Onun kuzenlerinden çıkma bir kuş. Ama buna, renk farkına bak. Evet. Buna Erzurumlu damarı dediğimiz bir damar giriyor o kuşlara. Renk tonajı bu tarafa dönüyor. Bu şekilde oluyor. Bunun ayaklar rengi sizin doluyor. İstediğiniz tona daha çok yakın değil mi? Daha yakın. Onun tek kusuru şu dişide görmüş olduğumuz, erkekte görmüş olduğumuz kemer dizilimi sildi onu. Bu işte renkte. Şimdi buna ne yapacağız? Biraz kemerli dişiyle bunu istediğimiz ana getireceğiz. Yumuşak, yani cilalı bir dişiyle yine o kemeri koyup, bu kuşumuz erkek, yavru. Yani erkek diye bekliyoruz. Umarım dişi çıkar. İnşallah erkek çıksın. Ha, erkek Meksika. Erkekte renk olsun. Bizim kuşumuzda renk çok önemli değil yani dişilerde. Dişi renkli olursa tabii bal kaymak olur yani. Ama erkekte renk ve cila oldu mu yavruya hemen dokunuşlarını yapıyor yani. Babaya çekiyor tabii, genelde. Tabii indiriyor yani. Cilayı veriyor. Emeğinize sağlık. Bunlar da herhalde... Bunlar genç yavrular. Hepsi bu kümeste büyüme. Bunlar hep yani şöyle, bu kümeste büyümedi ama yani çok küçükten beri buradalar yani. Tamam. Yani bizde... Hatları iyi. Evet. İşte bunları Antalya'dan getirmiştim. Bunu da Murat Sabuncular diye bir abimiz, yetiştiricisi bunun. Adapazarı'nda, Sakarya'da. Kendisine de selam olsun. Evet, selamlar buradan. Bu kuş da dişi görüntüsü var ama bu kuş da
Ben hani erkek diyorum, bütün evet. arkadaşlarım dişi diyor. Bizim renk de çok şöyle güzel. Bir şey söyleyeyim o zaman ben size. Dişilerde şu kemer her zaman erkeklerden daha belirgin olur. Frenk kuşunla. Ve miskide de bu geçerli. Dişi bu şekilde bu kadar silmez yani. Nadirdir silen. Yani elleri dediğimiz ayak büyüklüğü bunların erkeklerde daha büyük olur. Yani elle diyeyim paça bunu, teşkilatından bahsetmiyorum. Anladım. Şu ayaklarının etlerinden bahsediyorum yani. Erkeğin nasıl bizde erkeklerin ayakları büyük, hanımların ayakları biraz da erkeklere nazaran küçük. Bunlarda da en güzel belirtilerden bir tanesi odur mesela. Hadi bakalım. Bunda merak... da yani beni inşallah kuş, aldatmaz. Kuşlar anlayan kardeşlerimiz yorumlasın. Acaba tabii, tabii. Bu kuş size dişi mi görünüyor, erkek mi? Tabii. Şöyle yakından da göstereyim bunu size. Ben dişi gördüm ama değerli abim şimdi erkek diye bekliyor onu. Biraz kamerayı yaklaştırırsak gaga yapısından da net anlayacaksın zaten. Kalındır gagası onun. Vallahi bana göre ince geldi, ne bileyim, ne yalan söyleyeyim. Peki. Yanındaki dişi değil mi? Yanındaki dişi. Vallahi ondan daha ince görünüyor bana göre. Ama ırk farkı var, bunlar daha kabadır bak. O mesela bunlardan büyük. Ya arada fark var. Evet. Tabii anne babayı sen gördün, biz evet. görmedik. Evet. Bir de öyle bir şey var. Anne babayı sen biliyorsun, biz bilmiyoruz. Bu yavruyu da aldım. Şöyle. Kuşumuz çok arkadaşlar. Sergilenecek, gösterilecek. Orada ay doğdu dişi var ya benim. Şöyle ortamı da bak göstereyim. Şurada üstte. Burada da. Ferhat'cığım bu da yine kendi yavrum. Kendi bileziğim. Dişi. Bu da bir başı Atilla dediğimiz, bir başı da Erzurum dediğimiz iki kuştan yani iki kuzenle çıkma bir dişi yavrumuz. Yumurtada mı yoksa yeni yumurtlayacak şimdi mı? Şimdi yumurtadan kaldırdım. Bugün yumurtadan kırmış tek yumurtasını altta. Bel kırık belli. Evet. Yo yo. Şimdi o daha anca kendine gelir yani. Bu da böyle yaklaşık 3 yaşına girecek lacivert bilezikle. Hanım hanımcık bir dişi. Evet. Geç kızım. Geç bakayım. Geç böyle. Esas aradığımız surat topu da bu. O maske yüzdeki. Sen niye ayağını kaldırdın? Ateş abi mi yaptın? Hayvan yeni yumurtlamış. Evet. Belli yani. Ben o yüzden diyorum. Hem bel açık. Hem de o zorluğu bu sıcakta çekmiş. Gerçekten öyle. Bir de bir haftadan beri de yokum. Ben ilgilenmedim kuşlarla. Kafa formatını arkadaşlarımla paylaşıyorum. Evet. Gözleri de çok güzel. Su gibi. Yani dişi olmasına rağmen böyle bir surat şekli var. Genelde bu surat şeklini zor yakalarlar dişi de. Kuşumuz güzel bir kuş yani. Bugün damızlığı da iyi bir yavru. Yani ben bunun çok yavrusunu farklı illere gönderdim. Mahcup da olmadık. Sonra da gittik. Verdiğimiz yavruların yavrularını aldık geldik buraya. Ama onlar da kan attı yaptı. Tabii. Yani onların girmiş olduğu dişiyle bir damar oldu elimizde. Ya bir şampiyon da kolay oluşmaz. Bir şampiyonun soyu da kolay kolay oluşmaz. Gerçekten öyle yani. Çünkü ille bir taraftan bir tarafa atlamak gerekiyor. Çünkü hep aynı soydan yürüdüğünde aynı yerde kalıyorsun. Doğru mu? Bir ileriye gidemiyorsun. Hem kuş küçülüyor. Hem köseleşiyor. Yani bizde şu tüy dediğimiz olay şevap güvercininle şu sırt tüyü, bu uzun saç deriz biz buraya. Yani bu şekilde bol ve ince olması lazım. Bol olmadı mı kısa tüylü kuş köse oluyor. Yani bugün şevap da olsa, kürenk de miski de olsa bakan arkadaşlar yabani gözüyle bakıyor yani kısa tüylü kuşa. Kuş ne kadar köse olursa o kadar geriye götürür adamı. Ama bol kıllı olduğu zaman korkma. Her zaman bir adım daha atlattırır sana yani. Ben de diyorum long face'leri niye seviyorum? Abi longlarda öyle bir tüy yapısı var ki. Evet bizim makinacı Mehmet arkadaşımız. Buradan selam olsun. Selamlar onu da severim. Kardeşime. O da bizim gibi eskiden kara kuyrukçuydu, kelebekçiydi. Evet evet evet. Şebap'ta da şu anda çok hızlandırdı kendini. Allah yolunu da açık etsin geçen yani. Geçen sene miydi? Bir şampiyon mu, ikincilik mi yakalamıştı diye hatırlıyorum. İkincilik, mor bileziklerde 3 sene önce. Allah yolunu açık etsin. Evet. Hatırlıyorum. Yani öyle bir şey. Bir ikincilik emek almıştı. Var. Antalya'daydı değil mi? Emeğin karşılığı olması da güzel bir şey. Buradan ona da evet. selam olsun. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ferhat'cığım canlı yavrusu çok face'i. Güzel. Long face'i. Şu an seven. Onu söyleyecektim. Elinde bir iki takım long face var. Hakan diye bir arkadaşımız var. Ona da bir yavru vermiş. Ya bizi
o işe aşılayabilecek bir kuştu yani. Masaya indiği zaman böyle büyüklüğüyle, tüy yoğunluğuyla. Bitti. Biz biliyorsun şebapçılar tüy gördü mü dayanamıyor. Tavuk da olsa gidiyoruz. Yeter ki bol tüylü olsun. İşte longlarda da öyle bir özellik. Evet. Abi şu boyun kısmını tuttuğunda öyle dolu dolu ki. Ya anlatamam. Çok güzel. Bir de böyle uysalı çok iyi oluyor. Ben de onlara aşığım öyle diyeyim uysalı sana. Çok iyi oluyor. Osman'ım bunu da al. Ben bakayım şimdi ne getirebiliriz. Kurduğunu. Kurduğunu da örnekleme atabiliriz ona. Ferhat'cığım bu da şebap güvercininde ayrı bir dal olan hani olmazsa olmaz dedik ya kürenk miskisiz miski kürenksiz olmaz dediğimiz. Bu da miski dediğimiz bir erkeğimiz. Bu da Çorlu'da Trakya bölgesinde Ümit Yavuz dediğimiz bir abimiz var. Büyük üstattır kendisi. Bu kuşa yıllar yılı hizmet vermiş ve ciddi derecede kupalar, madalyalar kaldırmış. Kuşları ciddi anlamda şampiyonluklar görmüş bir abimizdir. Buradan da selamlıyoruz kendisini. Miski erkeğimiz. Kusursuz mu? Değil tabii. Kusurları var. Bizi yanıltacak Ferhat'cığım erkeği görünce döndü ama sen haklı çıkacaksın galiba bu işte. Besleyen biziz, tahminleri kuvvetli olan sensin. Ama hiç belli olmaz abi bu şey. Yavru inşallah. Bazen yani, gönül akıyor. Gönül neye akarsa o oluyor. Erkek diye aldım. Çok küçüktü getirdiğimde yani. Bu miskimiz de miski stand statüsünde normalde yarışma kriterlerinde değil. Format olarak gayet güzel, çok başarılı, ciddi anlamda iyi yavrular atan bir erkeğimiz. Damızlık yani. Şu anda ben de mesela dişi arıyorum ona. Bulamadım. Nasipse yarın Urfa'dan bakalım buluruz inşallah. Urfalı kardeşlerime de buradan selam olsun. Selam olsun. Yarın nasipse oradayız. Şebap'a en çok emek veren illerden bir tanesi. Ciddi anlamda emek veren yani. Çok. Hangi iller var abi başta böyle bugün hani gerçekten uğraşanlar? Urfa dediğimiz zaman Urfa'yı mı baz alalım? Urfa'yı baz alalım. Urfa'yı ve beldelerini söyleyeyim yani. Bugün bir Ceylan Pınar'a buradan selam olsun. Çok ciddi anlamda hizmet veren Urfa'ya bağlı bir köyümüz. Ceylanpınar köydü daha öncesinde yani. Bugün bir Bozova, bugün bir Kısas, bugün bir Suruç. Buralar ciddi anlamda tabii bu işe hizmet veren adamlar. Yani şebabı doğuşu diyeyim sana. Nasıl ki medeniyetin doğuşu oralar, Mezopotamya. Şebabın doğuşu da orası. Ana vatanı orası. Şimdi bugün Urfa'da Canbeyli dediğin zaman Türkiye'deki bütün miskilerin kümesinde yani miski besleyen arkadaşlık kümesinde onun tüyü vardır Can Beyli'nin. Öyle, ki, öyle bir erkek he? Evet yo adamın lakabı Can Beyli. Ha, anladım pardon soy. Tabii. Kuşun soyu zannettim. Yine öyledir yani kuşun soyu ama ne var? Ciddi anlamda miski kuşuna hizmet vermiş bir abimiz. Üstadımız, büyüğümüz yani. Bunların da illa yani atıyorum bu ayak doluluğunda yoksa kıl yoğunluğunda yoksa ağzının İşte bu şekilde temiz olması, gözünün böyle bir Can Beyli'nin illaki bir payı vardır abicim bu işte. Emek veren biri. Kesinlikle. Daha hala da namı yürür gider yani. Hala da hizmet veriyorlar kuşlara. Oğlu şu an Mehmet Can Beyli besliyor kuşlarını. Buradan selam olsun. Selam abi. Olsun. Miski kuşumuz da bu. Bu arkadaşımızın eksikleri, renk tonaj eksikliği var. Miskiye göre happeleri silik. Yani pal dediğimiz modda işte rengi çürük renkte. Ama bunu işte parlak bir dişlerle çalıştığın zaman yarışma kriterlerinde bir yavru veriyor bu kuş. Denenmiş bir kuş yani. Bu çok güzel ya. Hani eksiğini direkt söyleyip ama bunu nasıl yaparsam, ne elde tabii. ederim. İşte siz bayağı bir emek vermişsiniz. Bayağı bir... Ferhat'cığım en zor kuşlardan bir tanesi, kusur saklamayan kuşlardan yani iki tanesi diyeyim. Biri kürenk, biri miskidir. Yani belleder. Ciddi derecede hatayı, kusurunu hemen dışarı vurur. Bu kuş kendisi vururken bunu besleyicisi de bir zahmet söylesin bunu yani abi. Söylemese hatası de biliyorsun. Yani kuşumuz normal şartlarda diyorum ya damızlık vasfı olarak damızlık statüsünde birinci derecedeki kuşlardan bir tanesi. Yavru veriyor. Yavru veren bir kuşumuz miski. Bende tek bir tane erkeğim var. Bir de çil dişimiz var. Bunun yanına onu da getirelim. Osman'ım sana zahmet bunun yerine karşıya. Çil dişiye de yavru kusturduk. Şimdi o biraz önce Yusuf'un torunu dediğim renkli bir yavru vardı kürenk. Evet. İşte onunla onu birleştirdik. Şimdi altından bir yavrumuz büyüyor. Bileziğini taktık. Hadi Allah yolunu açık etsin. Amin inşallah. Yani olacak diye. Tabii biz birleştiriyoruz. Takdir Allah'ın yani. Verirse
Veririz. Biz kafamızda veririz. Diyoruz ki yani bunlar birleşirse damar hattı olarak çünkü baktığımız zaman evet uyacak bizim açımızdan. Ama bir de kan hattı tutması lazım. E tabii yani biz iki kuşu ver kardeşim. Bu da miski de normalde tutulmayan bir model. Tutulmayan bir model. Ama bir damızlıkçı kıymetini biliyor değil mi evet, böyle şeylerin? Malzeme. Bize lazım olan bir malzeme bu kuş. Dişi. Omurgayı görüyor musun abi? Yani şu dişimizdeki ten erkeğimizde olsaydı bütün sözlerimi geri alıp hani yarışma standartlarında ten dediğimde yani pullarının işlendiği alttaki kumaştan bahsediyorum. Yani sarı kremden. İlla fark eder bak bu biraz daha çürüktür rengi. Evet. Dal olarak baktığın zaman ikisi de miski. Miskici arkadaşlar zaten orada görürler. İlla yorumunu da yaparlar. Ama ten bu ten. Krem. Krem olacak yani. Bu miskide de öyle, kürenkte de öyle. Açık olacak. Evet abi. Maşallah. Ama sistem dediğin zaman ikisinin de sistemini ben beğeniyorum. Dişi dişi olarak güzel sistemi. Abi bunlar da peki sistemde ne istiyorlar? Mesela bir şebapta ne olması lazım? Ya ben hiç anlamıyorum. Örnek benim gibi izleyen arkadaşlarım var. Evet. Şebap besleyecek ama neye önem vermesi gerekiyor? Şebap kuşunun en büyük özelliklerinden bir tanesi omurgası. Kuş masaya oturduğu zaman masayı taşıyacak. Yani dişimiz geldiği gibi hiç bozmaz mesela kendini. İkincisi kıl yoğunluğu. Üçüncüsü yani ben bu sıralamayı yanlış söyleyebilirim. Arkadaşlarım sakın orada yani yanlış anlamasınlar. Bugün en önemli şey damızlık bir kuşta bel. Arka bel. Ağız, göz. Göz rengi mesela. Ağzının yani ağız dediğimiz biz gagasının kemik gibi olacak bu şekilde. Çok önemli. Şebap kuşunda yani bu. Göz zaten normal şartlarda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bugün işte kumaştan bahsettik, ayak doluluğundan bahsettik. Yani zaten kuşumuzun üzerinde 10 tane özellik varsa biz de şu anda yani Türkiye'yi geçsek 10 özellikten en fazla 8 özelliği bir arada toplamıştır arkadaşlarımız. 10 artı 10 yapmak için de çok ciddi çalışmalar var. Azimle çalışmalar var yani. Adam diyor ki ben sistemi koyacağım. Yani sistem omurga, kıl yoğunluğu yani format diye adlandırırız biz bunu şebapçılar olarak. Ve ben bu kıl yoğunluğunun üzerine, formatın üzerine rengi de oturtturdum diyen arkadaşlarımız var. Çok ciddi atışmalar var yani. Şimdi güvercinde federasyon bir tek şebapta evet, var. Evet şebapta var. Şebap federasyonu. Hepsine saygı gösteriyoruz. Buradan çok güzel. Birliktelik var. Şebap federasyon başkanımız İstanbul Şinal Söğüt'e selamlarımızı sunarız yani. İnşallah buradan o da selamlar saygılar. Bir önceki başkanımıza da selamlar saygılar. Mustafa Gülgen başkanımız Antalya'dan. Ondan öncesi kurulduğunda Ankara Mustafa Kale başkanımız. Buradan Mustafa hepsine Kale çok çok selamlar. Buradan saygılar. Aynen. Bu hafta bir alışverişimiz oldu kendisiyle. Öyle mi? Çok şeker bir abimiz. Harikadır kendisi. Sağ olsun. Öyle bir tanışmamız oldu. Severiz. Bir büyüğümüz. Saydığımız abilerimizin hepsi iyiler. Bundan sonra da başımıza yani başımıza dediğim yani federasyonumuza gelecek başkanlarımızın yanındayız yani. Biz federasyonla her zaman daha yaşımız genç. Allah'ın üst kısmına ölene kadar devam edeceğiz yani. Bu İnşallah. İşi seviyoruz yani. Harbiden severek yaptığını böyle Eyvallah. Konuşmalarından insanların anlaması gerekiyor. Sağ olsun. Bu da başka bir şey. Şimdi ticari evet. boyutu tabii ki var. Yok apayrı. Diye bir şey yok. Apayrı. Vermeden almak bir Kesinlikle tek Allah'a mahsus. Öyle. İyi para verip iyi damızlık alınıyor. İyi damızlıkla direkt sonuca gidilmiyor. Bir daha alınıyor. Doğru ilk mu? İlk girdiğim dönemlerde Ferhat'cığım şöyle söyleyeyim sana. 2015 model F30'u verdim ben. Ve çöpe attım aldığım kuşları. Beni kandırdılar yani. Bu işin bu versiyonu da var. Şöyle kanmasaydın görüp aldık. Bize bunu ver dedik onu verdi adam. Adamın da suçu yok. Şimdi ben soruyorum. Ne arıyorlar bunlarda? Özellik i̇şte, ne? Ben de diyorum ya. Önce omurga. Aslında en başa geldiğinde soy. İnandığın, güvendiğin kişilerden evet bu bunun soyudur dediğin kuşu alacaksın abi. İyi kuş atasını veriyor da kötü çıkan yavru atasını neden vermesin? Verir. Adam bütçe meselesi. Birisi 5 milyar veriyor, birisi 1 milyar veriyor. 1 milyarlık kuş da 5 milyarlık kuşun bir alt kardeşi. Aynı kanı taşıyor yani. Verir. Aynen. Ama tabii biraz zaman ister yani. O yüzden yani bu şebap güvercinine girerken biraz daha dikkatli girmek lazım yani. Önce kuş almadan önce kümesini, kümes yaptıktan sonra oturma yerini yaptıktan sonra da etrafındaki arkadaşlarını iyi seçeceksin abi. Zor iş. Mecbursun, herkesle arkadaş olacaksın. Ama samimiyetin yani, çizgini ona göre koyacaksın yani. Bu iş böyle. Umarım verdiğin aracın çok çok daha iyilerini aldırır bunlar sana. Güzel emek Ondan veriyorsun. Ondan yana sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun. O günden bugüne
Emeğiniz büyük. Biz hizmet verdik, onlar bize karşılığını veriyor Ferhat'cığım. Bir kısa yine masaya atacağın böyle değerli kuşlarından var ise gene atabiliriz. Yok, sıkıntı yok Ferhat'cığım. İstersen ben bunları götüreyim. İçeriye gezebiliriz. Bunları ne dersiniz? Götüreyim. Sıkıntı yok, buyur. Ya Allah, gelip bakalım. Ya şey Osman, getir onu. Osman götür onu, lamba yansın. Evet, bismillah arkadaşlar. O hangisi? Bakın, Çinlisi, oraya koyalım. Mekan, sonra kuş. Bu kuşun, evet. Ben terliğimi değiştirdim arkadaşlar. Buyur. Kümes'ten gelmiştim, video çekimi yapmıştım yine. Bakın, kocaman oradaki yer. De... Kaç tane kuş var bu kocaman bölmede? Burada 4 tane kuşumuz var. Kaça kaç burası abi? Burası 2.10'a 2.20. Evet. Arkadaşlar burada 100 tane kuş da beslenebilir, 50 tane de beslenebilir. Tabii, tabii beslemeksizlikten sonra beslersin. Sandıklara atarsın, beslersin. Ama biz kuşa değer veriyoruz diyorsun. Evet abi. Sayı 4. Aynen öyle. Maşallah. Yani şimdi burada takım olduğu için. Bakın. Yavru şu, gördüm bir tane, bebek. Bu Koca Yusuf'un oğlu dediğimiz kuş. O onun yavrusu üstteki. O alttaki annesi. Altında da onun kardeşini büyütüyorlar. Hem buna kusuyorlar hem ona kusuyorlar. İstersen gel şöyle biraz yakından çekelim. Gelebilirsin Ferhat'cığım böyle. Bu da zaten kendi yuvasında. Şöyle gel bakalım. Maşallah. Onun da bileziği gelmiş mesela zamanı. Artık bilezik takabiliriz. Biz bileğe takıyoruz yukarıya. Üste taktığımız için yani ayak... Paçaya zarar vermiyor. Tabii. Ayağa zarar vermiyor. Dirseğin üstüne. Hiçbir şekilde paça teşkilatını bozmuyor yavrularımız mesela. Bu yavru da çok cici bir yavru. Bu yavru lüks bir yavru olacak. Bunu da Erzurum'da bir abime hediye ettim. Kolonu belli, o zaman dişi. Bu dişi. Kesin dişi. Senin değil ama ben de... Bu zahar kesin dişi. Ben öbürüne de öyle düşündüm. Aynen. Ama erkek de olabilir abi. O yok. Yanıltabilir bizi. Yok, bu yanıltmaz. Arkadaşların yorumunda görelim. Bir sonra yine bakarız ona. Daha önce kardeşlerini de aldık onun. Yani genelde yanılmadık. Olmam. Aman dikkat. Yine bir bölmemiz. Burada da bir takım kuşumuz var. Sadece bir çift. Evet, sadece bir çift kuşumuz var. İşte o senin çok beğendiğin erkekle eşi var burada. Bir de yavrusu yavru var. Bir de şimdi altında yine çıkacak yavruları var. Bir iki gün içerisinde çıkacak. Şu yavru karşıdaki yavru da onların. İstersen ben onu da atayım. Bir elde gösterebilirsin istersen. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bu da bu alttakilerin yavrusu. Maşallah sana. Bu şöyle, sizde de bazen oluyordur. Ayağında iki tane bilezik var. Bunlar geçen yılın bilezikleri. Ayakları ayrılmıştı bunun. Birleştirdik. Birleştirdik. Şimdi o bilezikleri keseceğiz. Bak, esas bileziğimiz... Çok, çok güzel bir yere değindik abi. Buradan evet, arkadaşlar da öğrensin diye bu bilgiyi paylaşabilir miyiz? Tabii tabii. Şimdi bazı arkadaşlar var, ip bağlıyorlar ayaklarına. Bazı arkadaşlar var, lastik demir, bağlıyor. Lastik ayrı, işte tel bağlıyorlar. Bu hep rahatsız ediyor. Buna bizim normalde şu kalın ayağı bölgeye, pat olduğu için yani evet, açıldığı için. Tabii tabii, ayaklar anne altında açılıyor. Millet diyor ki ya çok yukarı, ya gitsin. Atmayın, kesiyorlar yavruyu, kesmeyin. Hemen böyle sağlıklı bir şekilde, daha bak ipini bile almamışım bu taraftakinin. Evet, iki daha tarafa ipi da. Bile üstünle. İki tarafa da künyelerini taktım. Yarın öbür gün bu künyeleri keseceğim tabii buradan. Esas künyemiz şurada. Göstereyim onu da. Bu senenin mavi bileziği. İki künye kesilecek. Evet. Bu birleştirmek için de şu an kuşumuz gayet sağlıklı. Yani bu zaten bu arızayı kuşlarımız biliyorsun abi. Küçükken atıyorum ilk yumurtadan çıktı. 2-3 günlük anne altında kıvıldamaya başladığı dakikada o arada annenin ayağına basmasıyla ezilebiliyor. Kalça çıkıklığı yaşıyor. Orada problem yaşıyor. Biz de bunu düzelttik çok şükür. Kuşumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Burada da bir takım kuşumuz var arkadaşım öyle. Yalnız bu baba attığına benzemiş ha. Evet, direkt baba attığına gitti. Bunun bir abisi de Osman kardeşimle. Harbutlu bir evindeki kümesle. Şimdi benim sevdiğim tarz. Evet. Babaya da çok benzeyecek. Karışım bakarsın bugün seni de şebapçı yaparız ya. İnşallah. Senden kısmet olur, iyi bir kürenkçi olur yani. Kısmet biz. Burası da yavru kümesi Ferhat. Burada yavru kuşlarımız var. Yavru kuş da fark etmiyor. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi oluyor. He. Çünkü şimdi, yeme saldırıyor değil mi? Tabii yeme saldırıyor, suyu öğreniyor. Şimdi ben mesela orada görmüş olduğun yavruyu yarın öbür gün daha annesinden tamamen kopmadan, çünkü diğer kardeşleri çıkacak ya. Orada bir hata yaptım mesela. Karşıdakini almadım buraya. O yavru çıktı orada. Şimdi ikisine birden kuş daha çok yoruluyor. Yani bir onu doyuruyor, bir onu. Tabii. Doyuruyor. Şimdi hemen bunu buradan alacağım, buraya koyacağım. Buradaki usta yavrular, usta oldu artık bunların hepsi. Daha bak mesela onlar daha cicikler, daha küçücükler. Daha anne baba kusuyordu onlara mesela. Bak şu. Renklere bak maşallah. Emek bu arkadaşlar. Emeğine sağlık bu arada. Eyvallah.
Şöyle gösterelim bebeklere. Normalde tüy dönemi. Bizim normalde kümesimiz bu şekilde. Tüy pislik olmaz. Yol gittiniz, geldiniz daha Ferhat'cığım, nefes aldırmadan geldiniz. Apayrı bir şey. Havalar çok sıcak. Burada bu tüyleri yaksak 3 gün sonra bir de aynısı geliyor. Sürekli boşaltıyorlar. Çünkü yavru tüylerini atıyor şu an kuşlarımız. Daha eki tüyünü dizecek. Kışa doğru ince tüyünü dizecek alttaki. İster istemez sıkıntı yaşanıyor. Emeğine, yüreğine sağlık abim. Teşekkür ederim. Buradan abi, kuşçu dostlara söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa videonun yani, sonunda bir paylaşım yapabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Besledikleri kuşların öncelikle herkes bir kıymetini bilsin. Ya onun o kuşu o paraya satıldı, bunun kuşu bu paraya satıldı. Bu süs kuşu da olur, işte şebap da olur, hava kuşu da olur. Önce kuşumuza saygı göstereceğiz abi. Ben bu kuşu seviyorum. Bu kuşun değerini ben bilirim. Ben belirlerim. Alıcının da keyfine bırakırım. Şimdi bazı arkadaşlarımız var ya işte bunlar dandik kuş deyip atmayalım abi lütfen ya. Ona bakalım. Elbet onun da bir seveni, onun da elbet bir besleyeni olacak yani. Onun altından da bir şeyler gelecek. Kesinlikle öyle yani. Ama şimdi insanlar da biz dinlemem işte o kuş 1 milyona satıldı, 1,5 milyon satıldı ya. Bunlar böyle değil. Bunu geçelim abi. Biz elimizdeki kuşun bir kıymetini bilelim. İkincisi camiada. Hangi camiada bulunduğunu bilmem. Hangi camiada olursa olsun işte bugün bir oynarcı da olabilir, Selanikçi de olabilir. İşte oynarcı, mülakatçı da olabilir. Bunların hepsini besledik netice itibariyle. İlk geldiğimiz yer oynarcılıktan geldik. Bursalıyız. Bursalıyız. Ben de ilk oynarla lütfen başladım. Lütfen buradan benim camiaya sesleneceğim yani tüm kanatlı hayvanlar camiasına ses. Birbirimize karşı saygılı olalım abi. En önemlisi saygı. Sonra birbirimizi zamanla severiz zaten. Anladın mı abi? İlk görüşte kimse kimseyi sevemez. Ama ilk görüşte bir büyüğünü gördün mü ayağa kalkıyorsun. Saygı. Bu da kesinlikle saygıdan geliyor abi. Bizim zaten bu kadar insanlarla sosyalleşmemizin en büyük sebebi hayvanları seviyor olmamız. Bu iş böyle. Bu 2, 2 daha 4. Matematikte tek şaşmayacak şey budur yani. Bir hayvanı seven insan her zaman sosyaldir. Gittiği yerlerde muhakkak ki birilerini onu sevmesi için ufak nüanslar yapar ve sevdirir kendini. Biz buna şahit olduk abi. Ağzına, yüreğine eyvallah, sağlık. Sağ olasın. Emeğine sağlık. Ferhat'cığım senin de ayağına sağlık arkadaşım. İşin gücün rast gelsin. Her zaman bekleriz kümesini yani. Kümesini bizlere açtın. Bu eyvallah arada şebapçı arkadaşlara buradan bir taş atıyorum. Şebapçılar genelde davet etmiyor. Evet. Ben isterim ki herkesi paylaşalım. Kesinlikle herkes bilinsin. Aynen öyle. Her kuşumuz altın olur ya da gümüş olur. Bu hiç önemli sıkıntı değil. Yok. Sizin ne olduğunuz önemli değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle abi. Ama arkadaşlarımız gerçekten, şimdi bizim şebap güvercinde şu var. Kimse hazır olmadan kuşunu göstermek istemiyor. Haklı. Akıllı çünkü o kalıyor. Ya ben diyor bu kuşu gördüm, bu şekilde gördüm. O yüzden belki seni hani davet edememiştirler. Ama kuşa ben doğru alınmam. Ama davet varsa bak sen beni bir davet ettin pazarda. Eyvallah. Aradan 2 ay geçti değil tabii, mi? Tabii 2-3 ay o zaman geçti. Gelseydim daha iyiydi. Senin kuşların tabii, forması tam hazırdı kaldı. Kuşlarımız. O, müsait olamadık. Daha sonra aklıma gelmedi. Sen beni dürtmedin. Aynen. Ama bugün bir yakaladım. Evet. Eyvallah. Yoldan gelmenle aynen ayağın yani, tozuyla yakaladık. Günün yorgunluğuyla sen beni. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Eyvallah.